Arkadaşlar merhabalar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün yanımda Mehmet Ali var. Merhaba arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi Mehmet Ali'nin Polo'su. 1997 model. Bugünkü konuğum bu araç arkadaşlar. Sizler için incelemesini yapacağım. Aracın öncelikle kısa bir introsu gelsin. Daha sonra incelemeye başlayalım. Kardeşim seni kısaca bir tanıyalım öncelikle. Adım Mehmet. İzmir Burcu'da oturuyorum. 29 yaşındayım. Fotoğraf sektöründe hizmet veriyorum. Aa, meslektaşız, ne güzel. Aynen. Fotoğrafçılık asıl mesleğim mi yoksa hani ekstra olarak? Yok, şu an için ekstra olarak yapıyorum. Malum pandemiden dolayı yani yoğunlaşamıyoruz işin içinde. Evet. Biraz kan ağlıyor sektör. Gerçi herkes yani emin ol aynı durumda. Evet evet, aynen öyle. Sabit olarak yaptığın bir iş var mı? Var, fabrikada çalışıyorum. Ne fabrikası? CNC operatörü olarak çalışıyorum. Hı. Soğutma fanları üzerine, yani soğutma fanları yapıyoruz kendimiz. Tamam. Yurt dışı imalatı. Kaç senedir çalışıyorsun orada? 2006 yılından bu yana çalışıyorum. 2006, bayağı da uzun çalışıyormuşsun. Yani çıraklık yetişmesi diyebilirim orada. Yakında emekli olursun. Kısmen öyle olabilir. Arabadan biraz bahsedelim kardeşim. Araba nedir? Arabam 97 model Polo 6N olarak geçiyor. 1.6 modeli. Ben yaklaşık olarak bir 60-65 yaşında bir amcadan aldım. Arabayı aldığım zaman bayağı bir hani özenmemiş, yani üzerine fazla bakılmamıştı. Bakımsızdı. Aynen, bayağı bir bakımsızdı. Elimizden geldiği kadar sevdiğimiz için bu işi severek yaptık. Bayağı toparladık, bu hale getirdik. Şu an aktif olarak da biniyorum. Sen arabayı aldığında peki ben bunu modifiye yaparım niyetiyle mi aldın yoksa? Yok, o düşünceyle almadım normalde. Sonradan. Aynen. Sonra öyle ufak tefek bir şeyler yapınca baktım hoşuma gitmeye başladı. Sonra ne yapabilirim, ne yaparsam daha iyi konuma gelir. Hı-hı. Polocu arkadaşlarla falan tanıştık veya internette araştırdığım şeylerle, insanların yaptığı, söktüğü şeylere baktım. Hı-hı. Daha hoşuma gitti. Ben de bir şeyler yapmaya kalkıştım. Grubun da var bildiğim kadarıyla. Aynen. Neydi İzmir'de Jantiverse grubu var. Kurucu üyelerinden birisiyim. Genelde belki Volkswagen grubu mu var? Yok, bu grup sadece karışık. Hani her arabadan her insan var, her yaştan insan var. Modifiye seven herkes. Aynen, modifiye seven herkes açık. İsminiz de güzelmiş ama, Janti. Ya genelde şimdi araba gruplarında alışık olduğumuz şey, işte arabanın markası neyse onu koyarlar. Aynen, aynen öyle. Hani bu Janti güzel olmuş. Arabanın şimdi dış kısmına geçelim istersen. Doğru. Arabanın birazcık da dışını inceleyelim. Neler yapmışsın, neler etmişsin, bunlardan konuşalım. Tamamdır. Öncelikle arabayı ilk aldığında, yapmaya niyetlendiğinde nereden başladın arabayı yapmaya? İlk başta iç döşemelerinden başladım. Sonrasında jant lastik yaptık. Ondan sonra arabayı indirdik bir coil olarak. Sonrasında ses sistemine geçtik. Arabada air süspansiyon yok, coil var. Aynen, coil var. Tamam. Mesut toprak yapımı var. Şu an en düşük hali mi peki coil'in? Yok, hayır, 1.5 bakla daha inme imkanı var da. Kartal yere çok yakın olduğundan dolayı, bir de İzmir'in yolları çok berbat olduğundan dolayı. O yüzden şu an ideal olduğunu düşünüyorum. Coil'den bahseder misin bize birazcık? Mesut toprağı yaptırdım ben. Bayağı da memnunum. Yaklaşık olarak arabayı ilk aldıktan hemen 2-3 ay sonrasında zaten yaptım bu işlemi. Yaklaşık olarak 3 senedir de falan üstünde herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Konfor olarak da bayağı güzel. Yani düşünen insanlara da tavsiye ederim. Jantların, lastiklerin sıfır mı aldın? Jantlarımı sıfır olarak almadım. Çıkma olarak aldım ama lastiklerimi sıfır olarak aldım. 15 inç var üstünde. Lastiklerim de 195-45-15. Hem konfordan biraz ödün vermedim hem de silim şekilde basma imkanı verdi bana. Arkası sanki biraz daha düşük duruyor arabanın. Arkada bir işlem var mı? Arkada 1.5 bakla kesiklik var. Aynı zamanda arkada da pandizot ses sistemi olduğundan dolayı ağırlık var. Ondan dolayı arkası biraz daha ağır duruyor. Asıl servet arabanın içinde yatıyor diyorsun. Aynen yani. Öyle. Bakalım şimdi sırayla ona da geçeceğiz zaten. Gördüğüm kadarıyla bir farlarda da bir oynama var. Aynen, hem farlarda hem sislerde bir şey yaptık, yani işlem yaptık. Farlara 3 inç mercek taktık. Bununla birlikte aynı zamanda animasyonlu angel taktık bunlara. Benim bildiğim kadarıyla bu 97 model Polo'larda sis olmuyor. Yok, normalde olanları var. Misal veriyorum, yuvarlak olan var. Bir de şey, Honda Civic mesela sis gibi olanları var. Biz onların yerine biraz daha normalin dışına çıkalım. Biraz daha arabamızı farklı göstersin diye Hyundai Accent Era'nın sis farlarını uyguladık buraya. Bu Hyundai Accent Era'nın sisleri. Aynen. Direkt yuvayı birebir oturtturduk. Herhangi bir kesme işme, hiçbir şeye işlem yapmadık. Buz mavi ledler taktık bunlara. Daha güzel, arabayı daha hoş gösterdi. Sisleri bir açabilir misin peki? Onu bir görelim. Evet, maviler güzel duruyormuş ya. Yani arabanın dışında çok fazla bir oynama yok. Ama çok kompakt duruyor yani araba. Çok hoş duruyor böyle. Bu Deed Polo nereden geliyor peki? Deadpool ya. Kendine ben bir lakap arayayım dedim. Hani hoşuma da gitti. Polo olarak da bitişini yaptık.
arabaya detayı Deadpool üzerinden devam ettirdik. Hem bagajda hem depo kapağında da o detayları koyduk. Ön camımıza da var zaten aynı şekilde. Bir de şu arkada aynı şeyde camda var galiba değil mi? Yok içeride var. Ha şu yok şurada camda var bir tane bu kahraman aynen, var. Aynen aynen Deadpool'un kendisi var direkt. Deadpool'un kendisi var şurada. Bir de bagajda detaylar var değil aynen. mi? O maşallah bagajda. Deadpool detayımız burada. Aynı zamanda burada döner pandizotumuz var. Bunu da size göstereyim. Evet bu pandizot detayı bayağı güzel olmuş. Öteki türlü 4 takım girmiyordu işin içine. Ondan dolayı 4 takımı 2 takımı cama taktık. 2 takımı da döner pandizota yaptık. Basları İzmir'de yapılıyor bunlar Menderes'te. Yanlış bilmiyorsam pres düşündüm. Ve beni tatmin ediyor fazlasıyla. Tolk vuruyor. Yani mitler olarak da Mobasları taktım. Bir ses verebilir miyiz? Tabii ki. Etrafı şöyle çok rahatsız etmeden en azından bir görelim. Evet bagaj dizaynı bence güzel olmuş arkadaşlar. Ben beğendim. Özellikle şu pandizotun dönmesi çok hoşuma gitti. Yani hem bir alan sağlamış hem istediği zaman ön tarafa çeviriyor. Bagajı açtığı zaman arka tarafa çeviriyor. Bence o güzel bir detay olmuş. Bir de sesini dinleyelim bakalım. Şu anda şehir içinde bir yerde olduğumuz için çok açtırmayı düşünmüyorum sesini ama en azından. Mehmet Ali çok açmayalım sesini. Sadece bir hareket olsun. Etrafı çok rahatsız etmeyelim. Niye kapattın diyorlar, yukarıdan bağırıyorlar. Ufak bir demo aracı olmuş ya bu. Aynen yani ufak bir fuarlık yaptı kendimizi tatmin edecek kadar. Peki şu müziği tam kapatabilir miyiz? Telif melif girmesin. Peki kardeşim tam olarak ne var demiştin? 4 tane... 4 takım Mobas var. 4 takım da Tizim var. 2 takım Audomex. 2 takımı da M-Acoustic'in Tizleri var. 2 tane basım var. Ön kapılarda yine Massive'in 16 cm mitrançları var. Amfi olarak da Mobas'ın 204'lüğüyle besliyorum bunları. Tizleri de yine 4X'in 604 Mobas şeyle basıyorum. Stereo amfisiyle besliyorum. Basslarımı da 4X'in 1501'iyle besliyorum. Amfiler görünen bir yerde mi peki şu anda? Yok hepsi bas kutusunun hemen altında. Hepsi kutusunun içinde. Aynen. Sadece şeyi gösterebilirim. Stereo amfiyi gösterebilirim. Olur bir bakalım istersen orada. Yine şey gösterilir burada aslında. Evet ha, burada da aslında bazıları görünüyor yine. Şöyle yan tarafta akü var. Yan tarafta bu ses sistemini besleyen akü. Aynen. Şöyle içine doğru geçmişken iç döşemelerden bahsetmiştin. Birazcık da onlardan bahsedelim. İçerideki döşemeleri sen sanırım yani koltuk döşemelerini falan yeniletmişsin. Aynen eski yetine kadar soyulurdum. Bunlar şey değil değil mi? Kaplama değil. Değil. Direkt döşeme. Önceki detaylar sarıydı de sarı yaptık. Sonra kırmızıya döndürdük detayların hepsini. Sonra iç aydınlatma sistemini yaptık. Kalorifer menfezlerindekileri. Onunla aydınlatmaların hepsini kendimiz yaptık. Şunları değil mi? Aynen. O aynı zamanda ışığı açılıp kısılabiliyor. Kilometre göstergesini değiştirdim yine aynı zamanda. GT gösterge taktım. Seat Cordoba'nın. Bakalım onu da istersen evet, bir. Göstereyim. Normalinde bunlar beyaz oluyor. İç göstergeleri. Benimki sarı ve turuncu detayları var. Başka aklına gelen bir şey var mı? Unuttuğumuz bir şey olmasın. Benim şu an için aklıma gelmiyor. İşte bu kartol gözler falan. Aynı alt aydınlatmalar falan var. Ayrıca aynen ufak tefek detaylar var. Tavan kaplaması yaptırdım arabama. Ufak tefek böyle çatlaklar vardı gözümü yoran. Çok fazla bir şey yok aslında arabanın dışından baktığında ama. Fazla yani yapılır. Bu işin sonu yok. Ama şimdi nice insanları görüyoruz. Modifiye adında aksesuarcıda ne varsa arabasının üstüne koyuyor. Öyle değil. Az olsun ama böyle göz yormadan güzel olsun bizim amacımız buydu. Böyle bir şeyler yapmaya çalıştık yani. Bence güzel olmuş kardeşim. Düşüncelerinde umarım herkes de beğenir. İnşallah. İnsanlar beğenip beğenmediğini yorumlara yazsınlar takip eden arkadaşlar, izleyen arkadaşlar. Ellerine sağlık kardeşim. Teşekkür ederim düşüncen için. Var mı son olarak söyleyeceğim bir şey? Tabii. Bu kadar emek veriliyor. Yani ben sizden sadece rica ederim. Bu adamın emekleri en azından biraz daha ön planda kalsın. Yani sadece bir beğeni veya yorum yaparak bu adama destek olabilirsiniz. Haricinde bir destek olamazsınız. Bunu da mağdur görmeyin. Sizden tek istediğim o. Bu adam bu işleri sevdiği için yapıyor. Siz de yani sadece bir beğeni atarak bir yorum yaparsanız gerçekten ben de çok sevinirim. Bugün Mehmet Ali kardeşimizin aracını inceledik. Onun emeklerini size göstermeye çalıştık. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kendisi de bu işe gönül vermiş. Elinden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışmış. Desteklerinizi bekliyoruz. Like atmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.